İsrail'in Gazze şehrindeki Al-Ahli Arap Hastanesi'ne gerçekleştirdiği ve en az 500 kişinin hayatını kaybettiği saldırının yankıları sürüyor. Ya Allah! Ya Allah! Ya Allah! Ya Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Doktor Eşref El-Kudra, hastanedeki son durumla ilgili açıklamalarda bulundu. Baptist Hastanesi katliamı benzersiz ve tarif edilemez. Yüzlerce kurban hastanede ve acil yardım ekipleri hala ceset parçalarını çıkarmaya çalışıyor. Baptist katliamının kurbanlarının çoğu çocuklar ve kadınlardı. Kurbanlar kafaları kopuk, vücut parçaları ve iç organları dışarı çıkmış halde geldi. Kurbanların sayısı ve yaralanmalar, sağlık ekiplerinin ve ambulansların kapasitesini aştı. Doktorlar yerde ve koridorlarda anestezi olmadan ameliyatlar yapıyordu. Çok sayıda kişi hala ameliyat olmayı beklerken, sağlık ekipleri yoğun bakımdaki diğer kişilerin hayatını kurtarmaya çalışıyor. Tedavi imkanlarımız tükendi ifadelerini kullandı. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ise hastane saldırısının ardından yaptığı açıklamada korkunç bir savaş katliamı olduğunu ifade etti. Abbas, bu gece yaşanan bu felaket karşısında ve halkımızın endişesi nedeniyle ziyaretimi kısa kesmeye ve halkımın yanında yer almak üzere vatana dönmeye karar verdim diye konuştu. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ise yaptığı açıklamada derhal insani ateşkes yapılması yönünde çağrıda bulundu. Guterres, tanık olduğumuz insani acıyı dindirmek için acil insani ateşkes çağrısında bulunuyorum. Çok fazla hayat var ve tüm bölgenin geleceği tehlikede demişti.